Evet arkadaşlar, harika bir akıllı bileklik incelemesiyle karşınızdayım. Şu an karşınızda Xiaomi Hey Plus'ı görüyorsunuz. Sizlerle bugün kutu açılımını ve genel görünüm ve tasarımıyla ilgili konuşacağız. Özelliklerinden bahsedeceğiz. Genel kutu tasarımını gayet beğendim. Sağlam ve dayanıklı bir kutuyla gönderilmiş. Arka tarafında saatin genel özellikleri hakkında bilgi verilmiş ama genelde hepsi Çince yazıldığı için birçok şey anlamayacaksınız. Ama tabii ki bazı terimleri anlayabilirsiniz. Şöyle netlemesini bekliyorum kameranın. Aynı zamanda kutunun hem sağ tarafında hem de sol tarafında siyah akıllı bileklik yazıyor. Tercümesini yaptığımda öyle gördüm. Şu tarafta kare kod koyulmuş. Bu kare kodu okutarak web sitesine giriş yapabiliyorsunuz. Alt tarafında da barkod numarası var. Ayrıca saatin genel görün ve tasarımında sol üst tarafındaki yazıyı çevirme yaptığımda Xiaomi ile ilgili birkaç bilgi veriyor. Şurada Xiaomi Hey Plus bileklik yazıyor. Sağ alt tarafında ise Xiaomi Mija tarafından desteklendiğini gösteriyor. Hemen kutu açılımına geçelim. Kutuyu açtığımızda bizi saatimiz karşılıyor. Güzel bir şekilde konumlandırılmış. Sallanma veya herhangi bir düşme durumunda düşmeyecek şekilde yapılmış. Yani biraz sert bir şekilde sıkışarak oraya konumlandırılıyor. Güzel bir şekilde tasarlanmış. Aynı zamanda içi de düşmüyor. Ve kutuyu açmadan önce şöyle bir genel görünümüne şöyle bir bakalım. Harika bir şekilde görünüyor. Takmak için sabırsızlanıyorum. Kutunun içerisindeki diğer parçalarına da bir göz gezdirelim. Çok güzel bir şekilde açılır bir kapak şeklinde tasarlanmış. Bu da gayet hoşuma gitti. Açtıktan sonra hemen şurada sanırım bunun içerisinde şarj kablosu yer alıyor ve hemen iç tarafında da Xiaomi kullanım kılavuzuna yer verilmiş. Şöyle kısaca göstermek istiyorum. Olur da ihtiyacınız olursa okuyabilirsiniz. Şu kare kod sayesinde sitesinden de bilekliğin özelliklerine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda arka tarafında da kullanabileceğiniz arayüzler, saatin genel özellikleri, hangi yerlerde kullanabileceğiniz hakkında bilgiler verilmiş. Kitapçık bu şekilde. Kitapçığı hemen kutusuna geri bırakıyorum ve şarj kablosuyla ilgili düşüncelerimi paylaşmak için şarj kablosunu açıyorum. Güzel küçük bir kutuya konumlandırılmış. Bu da kutu içerisinde çalkalandığında ses falan çıkmasını engellemiş. Bence güzel olmuş. Kutunun içerisinde başka herhangi bir şey yok. Şarj kablosuna dikkatli bir şekilde baktığımızda güzel bir kabloyla yapılmış, yani sağlam ve kaliteli bir malzeme. Hemen şöyle söyleyeyim, saati de çıkartayım isterseniz. Saati çıkartayım. İlk önce bir saatin genel görünümüne bakalım, ondan sonra şarj aletiyle tekrardan bahsedeceğim. Saat malzeme kalitesi olarak gerçekten güzel. Bendeki eski Mi Band 2 vardı. Mi Band 2'nin bilekliğine göre gayet güzel bir şekilde. Mi Band 2'ye göre karşılaştırdığımda ise ekranlarının birazcık daha büyük olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda alt taraftaki sensörde de bayağı bir değişme olmuş. Sensörü de geliştirmişler diyebilirim. Şöyle bakarsanız sensör de aynı şekilde güzel bir şekilde gelişmiş bana kalırsa. Ve bir farklılık daha görüyorum. Birisinin altında Xiaomi Hey yazıyor. Diğerinin altında ise Mi logosu var. Dilerseniz Mi Band 2'yi bir kenara bırakıp hemen bu saatimizin incelemesine geçelim. Ekranında bulunan küçük şeyi kaldırdıktan sonra hemen alt tarafında telefonunuzla bağlantı kurabilmeniz için okutmanız gereken bir kare kodu yer verilmiş. Bu kare kodu okutarak telefonla bağlantınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Dilerseniz saatin nasıl şarj olduğuna geçelim. Hemen şarj kablosuyla birlikte Xiaomi Hey Plus akıllı saatimizi şuradaki çentiğine dikkat ederek şuradaki yere denk gelecek. Çentik şuradaki yere denk gelecek. Oraya denk gelecek şekilde getiriyoruz ve üstüne hafifçe bastırarak yukarı doğru itiyoruz. İçine kendisi otomatikmen giriş sağlayacaktır. Şu an giriş sağladı. Şu an saatimiz bağlandı.
ve bunun üzerindeyken kesinlikle düşme gibi bir herhangi bir sıkıntı yaşatmayacaktır size. Çıkartması da kolay. Şu yan tarafında gördüğünüz menteşeli kısmı hafifçe kenara açmanız saati çıkarmanız için yeterli oluyor arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde şarj kablosuyla takma ve boşandırma yapabiliyorsunuz. Saatin genel özelliklerinden kısaca bahsetmek istiyorum. 0.95 inç 240x 240 24 bit AMOLED ekrana sahip. Bu ekranın içindeki resmi arkadaşlar değiştirerek de kullanabiliyorsunuz. Yani bir sonraki videoda yapacağım şu ekrandaki resmi de değiştirebiliyorsunuz. Bana kalırsa çok güzel bir özellik olmuş. Aynı zamanda bu ekrana tam 300 karakterlik içerik gösterimi de yapabiliyor. Hemen saatin alt tarafına konumlandırılan kalp atış sensörünü çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda Bluetooth 4.2 ve NFC desteğine de yer verilmiş 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliğine sahip akıllı telefon uygulama desteği de var ve 120 mAh batarya kapasitesiyle birlikte geliyor. Bu da yaklaşık size 18 günlük pil ömrü sunmakta. Fiyatı da yaklaşık arkadaşlar 250-300 lira civarında. Tabii bu yurt dışına alırsanız o fiyatlarda, indirimlere denk getirirseniz daha da uygun fiyata denk getirebiliyorsunuz. Ama genel fiyatı yurt dışında şu an 300 lira civarında. Eğer almak isteyenler olursa açıklama kısmına da ürün linkini bırakacağım. Oradan kontrol edip alabilirler. Dilerseniz videoyu bitirmeden önce son olarak saatin çıkartılmasıyla ilgili bahsetmek istiyorum. Hemen alt tarafına bastırıp çok rahat bir şekilde saati çıkartabiliyorsunuz. Küçücük, yine Mi Band 2'de ve Mi Band 3'te olduğu gibi küçük sade bir tasarım mevcut. Aynı şekilde Mi Band 3 ve 2'de olduğu gibi bunda da dilediğiniz renkte kordon alabiliyorsunuz. Bana kalırsa çok kullanışlı bir kordon yöntemi olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde tekrardan takmak için alt tarafını geçirdikten sonra bastırmanız onun içerisine girmesi için yeterli oluyor. Saat hakkındaki düşüncelerim arkadaşlar bu şekilde. Bir sonraki videoda saatin kurulumuyla ilgili bahsedeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.